Evet, musibetin darbesine karşı şekva suretiyle elbette aciz ve zayıf insan ağlar. Fakat şekva ona olmalı, ondan olmamalı. Bu da çok mühim bir ölçü. Hayatımıza düstur edinmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Yani musibetin dehşetinden, sıkıntısından, eziyetinden insan incinir. İncinen insan da feryat eder. Onun için derler ya, dert söyletir, aşk ağlatır. Fakat ey Rabbim, gücümüzün yetmeyeceğini bize yükleme diye Mevla'ya yönelmeli. Yahu bu iş nereden başıma geldi? Benden başka kimse yok muydu? Bula bula beni mi buldu? Şeklindeki şikayetler kulluk edebine yakışmıyor. Onun için Kur'an ne? Şekva ona olmalı ey Rabbim. Altından kalkamayacağımız şeylerle bizi imtihan etme. Mâ lâ tâkate lenâ. Değil mi ey Rabbim? Tâkat Rabbena ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ. Ey Rabbim, tâkat getiremeyeceğimiz yükü, altından kalkamayacağımız imtihanı bize verme diye derdimizi Mevla'ya şikayet etmeli. Yoksa haşa, Allah'ı insanlara şikayet eder gibi davranmak yine kulluk adabına yakışmıyor.